geldin mi var? Bil ki derman Allah'tır. La tahzen, üzünlenme, mahzun olma. Gönlün kırıksa da bil ki mutlaka bir mahraç, bir çıkış kapısını Allah yaratacaktır. Bir hastalıkla mı boğuştun? Mahzun olma, ümitsizliğe kapılma. Bil ki şafi Allah'tır. Nice bütün hastalıkları bir anda def eder, gönderir, ortadan kaldırır. Umutsuzluğa kapılma. Allah mutlaka bir ümit ve bir umut olacaktır. Kapıları sana açacaktır. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepimiz üzerine olsun. Allah'ın selamı ile başlamış olduk Mevlam. Peygamberimize sonsuz salatü selam olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun. Ramazan ayının artık sondan bir önceki gününe gelmiş olduk. Allah bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, bütün taatlerimizi, bütün yönelişlerimizi kabul eylesin inşallah. Şu anda darda olan kardeşlerimiz var. Gerek Filistin'de, Kudüs'te, gerek diğer dünyanın diğer mekanlarında. Onlar için gönülden dualar isteyelim. Allah onlar için bir mahraç, bir çıkış kapısı, Müslümanlar için de bir izan, akıl, şuur, birlik, beraberlik nasip eylesin diye temennimizi efendim diyelim inşallah. Bugünler bol bol dua günleridir. Biliyorsunuz yarın akşamdan itibaren, yani çarşamba günü akşam artık iftar saatinden sonra Yüce Allah Celle Celaluhu'ya yapmış olduğunuz bütün oruçlar, bütün ibadetler, namazlar Yüce Allah'a arz edilecek, semaya kaldırılacak ve sizin hanenize yazılacak, artı olarak yazılacak. Yarın inşallah felah bulmuş olanlardan oluruz. Kitabımıza güzel şeyler yazılır inşallah, defterimize, mahşerimize gelirken inşallah oruçlarımız bizlere şefaatçi olarak gelecektir. Hiç unutmayın ki yaptığınız her ibadet Allah katında mutlak manada bir kıymet ifade eder. Yerden bir çöpü kaldırmanız, bir köpeğin ağzına bir lokma, bir kuşun gagasına bir lokma, bir ufak bir şey. Bir damla su verseniz, onun karşılığını Allah belki bir okyanus gibi karşınıza çıkaracaktır. Yeter ki siz halisane bir kalple, doğru bir kalple Allah'a yönelmiş olunuz. Ayrı gayrı gözetmeksizin insanları bir araya getirmek, Müslümanların kalbini bir araya getirmek, küskünleri barıştırmak, bir doğru yol açmak ve dini doğru anlamak, hayatın felsefesini doğru çizmek. Hayatın felsefesi şudur: Allah'ı bilmek, iyilik yapmak, Allah'a taabbüt etmek, kulluk etmek, kainatı inşa etmek, iyi nesiller yetiştirmek. Sonunu Allah planlar. Bunun sonu cennet mi olur, cehennem mi olur? Karar onun, iki tarafta onun. Yahya bin Muaz'ın veya Rabiatul Edeviye'nin dediği gibi, Allah'ım beni cehenneme atarsan diyor Rabiatul Edeviye, tarihin büyük İslam kadınlarından bir kadın. Hazreti tabi Rabiatul Edeviye, Allah'ım beni cehenneme atarsan cehennem duvarları benim tekbirlerimle çınlayacak. Sana olan aşkımı, sana olan bağlılığımı, tutkunluğumu ilan edeceğim. Diyeceğim ki Allah'ım yaksan da seni seviyorum diyeceğim. Tıpkı Yahya bin Muaz'ın dediği gibi. Ama şöyle bir farkı var Yahya bin Muaz'ın. Ya Rabbi diyor, cennette senin, cehennem de benim. Beni orada mı yakarsın, beni orada mı mükafatlandırırsın? Karar senindir. Ama şunu bil ki ya Rabbi, ve sen biliyorsun ki beni cehenneme atsan, cehennemin bütün duvarları üzerime kilitlense, benim vücudum bir yakıta dönse, cehennemin taşları benim vücuduma, benim vücudum cehennemin taşlarına birleşse, bütün vücudum böyle ateşin içerisinde cayır cayır yansa, ben sana olan aşkımı ilan edeceğim. Ya Rabbi seni seviyorum diye ilan edeceğim. Cehennemin bütün yakıtları, cehennemin azabı buna şahit olacak diyor. Böyle bir imanı elbette ki ateş yakmaz. Cenab-ı Allah böyle bir iman nasip etsin. Tıpkı Cafer-i Sadık gibi ki namazı hazırlandığında, abdesti hazırlandığında yüzü kıpkırmızı kesiliyordu. Ehl-i Beyt'in büyük imamı. Diyorlardı ki niçin bu kadar heyecanlanıyorsun? Yüzü kıpkırmızı oldu. Biraz sonra en büyük zatın huzuruna çıkacağım. Heyecanlanıyorum diyordu. Acaba Allah abdestimi ve namazımı kabul edecek mi, etmeyecek mi? İşte böyle bir hesabın içinde olmamız gerekir. Hayatın her derecesinde. Behemhal bu hayat bitecek günün birinde. Şöyle veya böyle. Bir yerde noktalanacak, nokta konulacak. Herkesin noktası var, konulacak. Ve herkes elimdeki dosyayla mahşere gidecek. İşte o gün başı dik olanlardan ve Allah'ın huzurunda kazanmış olanlardan olalım ki Allah bizlere merhamet etsin sevgili dostlar. Efendim, vakit kaybetmeden, bugün tabii çok yoğun konularımız, ilerleyen saatlerde Sait kardeşimiz de
sizinle beraber olacak Muhammed Said kardeşimiz. Dün, daha doğrusu Kandil gecesi oldu ama çok arzu ettiniz. Yüzlerce mesaj ile hocam bir daha lütfen görmek istiyoruz. Biz de olur dedik inşallah. Said kardeşimiz de size hitap edecek kısa bir sohbet olsa da. Ama Zoom'a hemen bağlanalım ve Zoom'daki kardeşlerimizi efendim çok da bekletmeyeyim. Ben de döneyim onlara. Kardeşlerime şöyle selam gönderelim. Saygılarımızı iletelim hepsine. Evet, hepsinin yüzü gülüyor. Güleç bir yüzle bizi karşılıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Hepsine Allah'ın selamlarını iletiyoruz. Onları sevdiğimizi ifade ediyoruz. Saydığımızı ifade ediyoruz. Allah selamet versin, esenlik versin hepinize. Allah hepinizi korusun, muhafaza eylesin. Elhamdülillah hepsinin yüzünde bir gülümseme var. Bu Ramazan'ın, bu sahurun, bu güzel bir şey yapmış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk inşallah. Her kuşaktan insanımız var. Dedeler var, nineler var, gelinler var, damatlar var, evlatlar var, torunlar var. Elhamdülillah. Güzel bir manzara. Zoom'umuz hazırsa hemen alabilir mi arkadaşlar? Hemen alabilelim ve konuşalım. Evet, iki gencimiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Selam hocam, merhabalar. Hayırlı merhaba sabahlar. Merhaba hanım kızlar, iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz şey hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri görünce, duyunca daha da iyi oluyoruz. Neden arıyorsunuz kızlar? Konya. Konya'dan arıyorsun. Hazreti Mevlana'nın memleketinden, Gönül Sultan'ın memleketinden arıyorsunuz. Evet, hoş geldiniz ve buyurun. Kim söz sahibi, kim konuşacak daha doğrusu? Ben hocam. Buyur kızım, buyurunuz. Hocam, annemle babam boşandılar. Fakat babam mahkemede mal varlığını paylaşmamak için itiraz etti ve bir ay sonra başka bir kadına bize danışmadan habersiz bir şekilde evlendi. Babamın mal varlığı var fakat biz annemin yanında olduğumuz için mağdur kalıyoruz. Evet. Babam babam zekat ve fitre veriyor. Biz mağdur bu haldeyken verdiği fitre kabul müdür? Yani zekat ve fitreyi babanız kime veriyor? Dışarıya mı size mi veriyor? Ben anlamadım orayı. Evet, başkasına dışarıya mı veriyor? Dışarıya veriyor. Evet. Tabii ki şimdi ayrılmaları iyi olmamış. Birinci nokta o. Biz hani ayrılıklar olmasını istiyoruz. Çünkü ayrılıklarda en büyük mağduriyeti çocuklar yaşıyor. Biz bunun da farkında olduğumuz için... Doğrusu mağduriyet oluşmasın diye çiftlerin boşanması en son tercih edilecek bir nokta olmalıdır diye düşünüyoruz. Ama babanız mal varlığından vermemek için kendine göre bir yol seçmiş. Sonra başkasıyla evlenmiş ve zekat ile fitre veriyor. Yani sizin dediğiniz şu, babamın gücü var, imkanı var. Bize bakacağına başka bir hanıma bakıyor ve etrafa para dağıtıyor. Doğru mu anladım? Evet. Babanız doğru yapmıyor tabii ki. Babanız doğru yapmıyor. Yani boşanma hadi olabilir. Boşandılar, anlaşamadılar. Boşandıktan sonra gitti başkasıyla evlendi. O da olabilir. Netice itibariyle insanlar evlenmek isteyebilirler. Kimsenin niye evlendin deme. Bizim en azından böyle bir hakkımız yok. Ama sizler daha genç kızlarsınız. Yaşınız daha küçük. Babanızın sizi ve annenizi mağdur etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar da evlenebilir. Hadi o da yeni bir kocayla evlendi. Ama çocuklar için böyle bir şey söz konusu değildir. Onun için babanızın sizin ihtiyacınızı en azından siz büyüyünceye kadar biraz daha, evleninceye, okul bitinceye kadar elinden geldiği kadarınca sizleri teşvik etmesi ve size yardımcı olması gerekirdi. Yanlış yapmış babanız. İnşallah yanlışından döner, sizin üzülmenize müsaade etmez. Olur mu kızlar? İnşallah hocam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Annenize de saygılarımı söyleyin. Önder ve Tolerans kitabımdan size gönderiyorum inşallah. Tamam mı? Konya'ya. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun hanım kızlar. Rabbim her daim sizinle olsun inşallah. Efendim, bazen dualarımız için kabul olmuyor diye yakındığımız olmuştur. Yani yakınmayan insan azdır. Duamız niçin kabul olmuyor? Bende bir eksiklik mi var? Ben duanın yolunu bilmiyor muyum diye konuşuyoruz bazen. Doğrusu bu her çağdaki, her dönemdeki insanları meşgul etmiştir. Bazen dualar geç kabul olur, anında kabul olmayabilir. Duanın kabul edilmesinin zamanı vardır, şartları vardır. Bazen duamız kabul olursa pişman oluruz o duayı yaptığımızdan dolayı. Çünkü biz bir adım sonrasını bilemiyoruz. Allah'ın bize ne hesapladığının hesabını yapamıyoruz doğrusu. Bir gün İbrahim bin Ethem dolaşırken, çarşıdakiler ona dediler ki, esnaf, ey Allah'ın sevgili kulu İbrahim bin Ethem, biz ellerimizi açıyoruz,
Allah'a yalvarıyoruz. Ama Allah bir türlü dualarımızı kabul etmiyor. İsteklerimize onay vermiyor Cenab-ı Allah. Acaba neden isteklerimiz kabul olmuyor? Çok günahkar mıyız? Yoksa biz dua etmeyi mi bilmiyoruz diye İbrahim bin Ethem Hazretlerine soru sordular. İbrahim bin Ethem ahaliye baktı, halka baktı, pazar esnafına baktı. Sonra aslında doğru olan şeyleri, onların nelerde yanlış yaptıklarını şöyle ifade etti. Siz dedi, Allah Celle Celaluhu'yu tanıdığınızı söylüyorsunuz ama Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Allah var diyorsunuz ama o var olan Allah'ın hayatınıza karışmasına, müdahale etmesine fırsat vermiyorsunuz. Bildiğinize göre yaşıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Ama Kur'an'la amel etmiyorsunuz. Güzel sesli hafızlar muhteşem kıraatlerde bulunuyorlar. Muhteşem okuyorlar. Ama okuma dilden öteye girmiyor, kalbe girmiyor. Allah haram etmeyin diyor, haram yapıyorsunuz. Allah şunu yapmayın diyor, onu yapıyorsunuz. Allah sadık olun diyor, sadık değilsiniz. Allah gıybet etmeyin diyor, gıybet ediyorsunuz. Allah dedikodu etmeyin diyor, dedikodu ediyorsunuz. Allah kendi günahlarını gör diyor, sen başkasının günahını görüyorsun. Kısacası Kur'an'ı okuyorsunuz ama Kur'an'ın gereğini yerine getirmiyorsunuz. Hazreti Muhammed'i sevdiğinizi iddia ediyorsunuz aleyhissalatü vesselam ama Hazreti Muhammed'in sünnetiyle hiçbir ilginiz yok. Onun hayat tarzını, uygulamalarını, hoş gördüğü şeyleri hoş görmüyorsunuz. Hoş görmediği şeyleri hoş görüyorsunuz. Peygamberi sevdiğinizi söylüyorsunuz ama sünnetini yerine getirmiyorsunuz. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine itaat eder. Siz sevdiğinize itaat etmiyorsunuz. Sözde kalıyor sizin sevginiz, samimi değilsiniz diyor. Şeytanın düşmanınız olduğunu söylüyorsunuz ama şeytanla hiç geri kalmıyorsunuz dostlukta. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi şeytanı gördüm, pür telaş koşuyordu. Dedim ki ey iblis nereye gidiyorsun? Ey şeytan nereye gidiyorsun? İnsanlardan kaçıyorum dedi. Halbuki insanlar şeytandan kaçmalıydı. Şeytan insanlardan kaçıyor. Dedim ki niçin kaçıyorsun? Dedi ki sorma Hasan-ı Basri. Eskiden insanlara ben tuzak kurardım. İnsanlara şeytanlık öğretirdim. Ama insanlar beni geçtiler. Onlar bana şeytanlık öğretiyorlar. İnsanlardan şeytanlık öğrenmek için oradan oraya, oradan oraya geçiyorum diyordu. Siz şeytandan kaçtığınızı söylüyorsunuz ama şeytanın yolunu terk etmiyorsunuz. Pazar esnafı, pazar halkı, İbrahim bin Ethem'i derin bir tefekkür, hayret içinde dinliyorlardı. Sözler doğruydu, doğru yere giriyordu. Aslında İbrahim bin Ethem'e sorulan soru, bugün sorulan soru, İbrahim bin Ethem'in verdiği cevap, bugün vermemiz gereken cevap. Ama bu cevap sadece muhataplarımıza değil, tümümüzü kuşatan bir cevap olması gerekiyor. Çünkü hepimiz aynı günahın içindeyiz, aynı serüvendeyiz hepimiz. Aynı sahnedeyiz, aynı günahı işliyoruz. Kimimiz az, kimimiz çok. Kimimiz aktif, kimimiz pasif. Netice itibariyle. Cenneti sevdiğinizi söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz ama ona layık hiçbir ameliniz yok. Cennete girebilmek için Allah'ın sevdiği, saydığı, Allah'ın muteber gördüğü kullardan olmanız gereken. Sizde o tür şeylerden hiçbiri yok. Siz cenneti seviyorsunuz. Cennete nasıl gireceksiniz bu kadar günahla, bu kadar ağır yükle, sırtınızda yığınla günahınız var, yığınla hatanız, kusurunuz var. Siz cennete nasıl gireceksiniz? Cennete girecek layık ameller işlemiyorsunuz. Sizler cehennemden korktuğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama sizi cehenneme, ateşe götürecek olan amellerden vazgeçmiyorsunuz. Hem günah işliyorsunuz hem cehennemden kaçıyorsunuz. Günah işleyen cehenneme girer. Cehennem günahkarlar için. Cehennem sahtekarlar için. Cehennem isyankarlar içindir. Cehennem Allah'a isyan edenler içindir. Siz oraya doğru yürüyorsunuz. Sonra cehennemden korkuyorum diyorsunuz. Ve bana soruyorsunuz. İşte bunun için siz cehenneme kendinizi arz ediyorsunuz. Sonra döndü ve İbrahim bin Ethem devam etti. Ölüm haktır diyorsunuz ama ölümün hak ve hakikat olduğunu diyorsunuz, iddia ediyorsunuz ama ölüm için hiçbir hazırlığınız yok. Ölümle ilgili hiçbir hazırlığınız yok.
Siz nasıl ölümden, ölümün hak olduğuna inanıyorsunuz? Dersi ıskalıyorsunuz. Bugün bir tabut gitti gördün, ibret almadın. Beyaz kefenin içinde giden ölüyü tanımıyordun. O da seni tanımıyordu. Bugün bir gün sen de gideceksin, tanınmayanların yanından geçeceksin. Senin içinde aynı kader yazılmıştır. Dünyaya gelen herkes gidecek. Bir arabaya koymuşlar tabutu, gidiyor. Bir kafenin yanından, bir çayhanenin yanından. Onlarca kişi orada. Herkes kendi hayatıyla meşgul. Oynamaya, konuşmaya, sohbete, konuşmaya devam ediyorlar. Gündemlerinde sen hiç yoksun. Ama sen ya cennet veya cehenneme girecek bir kapının içindesin. Sadece sana akrabaların üzüldü. Kaç bin kişi her gün ölüyor. O dönülmez yola gidiyorlar. Sen bütün bunları görüyorsun. Haktır diyorsun ölüm ama bir hazırlığın yok. En çok yaptığımız o. Din kardeşinin ayıbıyla uğraşıyorsun. Ayıp yoksa da ayıp peydahlıyorsun. Kendi ayıbına hiç bakmıyorsun. Halbuki iğneyi kendine, sonra çuvaldızı başkasına batırman gerekiyordu. Sen kendine meşgulsün. Şeytan seni başkasıyla meşgul etti, kendini sana göstermedi. Karşıda tenkit ettiğin adamın 100 katı günahkarsın. O günahlardan hiçbirini görmüyorsun, kendine bakıyorsun sadece. İyilikte kendine, kötülükte herkese bakıyorsun. Konuşuyorsun da konuşuyorsun. Atıyorsun, tutuyorsun. Adamı perişan ediyorsun kendi gözünde. Kendini perişan ediyorsun Allah'ın gözünde. Allah'ın verdiği nimetleri bolca tüketiyorsun ama Allah'a hiç şükrün yok. Ben neye şükredeyim canım diyorsun, şükür edecek bir şey mi var? Şükür edeceksin, o kadar çok şey var ki aldığında Allah senden farkına varacaksın. Şükürsüz ve hamdsiz insanlar ne kadar çoğaldı. Hamd edecek bir şeyim yok, şükür edecek bir şeyim yok diyor, değil mi? Gözünün kıymetini, burnunun kıymetini, ayağının kıymetini, elinin kıymetini hiç bilmiyor ve hiç görmüyor. Bunları olmayanlara bir sor, o zaman şükredersin, sabredersin. Bazen diyorlar ki hocam, ben şöyle bir hayat sürüyorum, çok hoş olmayan, yeterli olmayan. Sen bana şükrediyorsun. Ben sana diyorum Allah'a şükret, hayatının daha iyisi olması için de dua et. Allah sana herkese verdiğinin 50.000 katını versin ki bari hamd edesin, şükredesin bari. Şükrün ve hamdin yolu var, talebin de yolu var. Onu ona karıştırma, aç elini Allah'a yalvar. Allah elbette ganidir ve muğnidir, seni gani eder. Allah muğnidir, seni zengin eder, sana verir. Hem ömründe, hem sağlığında, hem her şeyinde. Allah ganidir, onun hazinesi bitmez ki, tükenmez ki. Ölülerinizi gömüyorsunuz. Belki en etkili cümle buydu İbrahim bin Ethem'in Basra veya Bağdat halkına söylediği o cümleler içerisinde. Ölülerinizi gömüyorsunuz ama bir gün kendinizin de gömüleceğini hiç düşünmüyorsunuz. İbret almıyorsunuz. Ölüleri mezara koydunuz, biraz ağladınız, sızladınız, üzüldünüz, eve geldiniz. 10 dakika sonra eski hayat, eski şeyler geri döndü. Hiç mi hiç ibret almadınız? Sonra dedi İbrahim bin Ethem, sonra bana dönüyorsunuz ve diyorsunuz ki neden günahlarımız, neden dualarımız kabul olmuyor? Günahlarımız bizi çevre kuşattığı için Allah affetmiyor, Allah kabul etmiyor dedi. Halk alacağını aldı ve yürüdü. İbrahim bin Ethem kendi yoluna devam etti. Evet, Zoom'dan bir konuşma daha alalım bakalım kardeşlerimizi. Şöyle görelim hepsini. Evet, Zoom'umuz hazırsa, kardeşimiz hazırsa bir selam verelim kendisine. Evet. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu bir sürpriz oldu benim için. Ellerinizden öpüyorum hocam. Sağ olsunlar. Rica etmiştim, bugün sizin yaş gününüz olduğu için bir sürpriz yapalım istedim. Oğlum, beni daha çok ihtiyar yaptınız yani. Zaten 65 yaşındaydım, 66 yaşında olmuş oldum. Estağfurullah hocam. Allah size de hayırlı, uzun ömürler, bereketli ömür versin inşallah.
Sizlere Allah öyle bir ömür versin ki inşallah daha çok çıkıp Allah'ı ve peygamberi anlatmanızı sizlere binlerce kez nasip etsin inşallah. İnşallah oğlum, inşallah hepimizin imanı, sağlığı ile Cenab-ı Allah layık olduğumuz sürece bizlere hizmet ettirsin. Layık olmadığımızda da bizden daha iyisine inşallah devretmeyi nasip eylesin. Bana sürpriz oldu. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Dua edin oğlum. Allah sizleri de korusun. Ben teşekkür bütün ediyorum. Gençlerimizi Rabbim korusun. Her türlü kötülükten, şerden, bütün evlatlarımızı İnşallah. Allah muhafaza eylesin inşallah. Ben size daha doğrusu bir şey sormak istiyorum hocam. Buyurun. Hep bizler size soru soruyoruz. Hani hep merak ettiğimizi küçük yaşımızdan beri her merak ettiğimizi size sorduk. Hani Allah razı olsun sizler hiç bizi cevapsız bırakmadınız. Yani bizim tek hocamız sizdiniz küçüklüğünüzden beri. Şunu sormak istiyorum hocam. Daha doğrusu naçizane kendi merak ettiğim bir şey. Şayet Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olsalardı, onun yanına gitme fırsatınız olsaydı, hani ona bir soru sormak isteseydiniz ya da ona bir şey konuşmak isteseydiniz, bu ne olurdu? Bunu merak ediyorum. Bence izleyenler de fazlası merak eder. Yani bilmiyorum. Hazreti Peygamber'in bir yerde olduğunu bilseydim emekli yere giderdim. Yani mümkün olsa ayaklarım üzerinde değil, dizlerim üzerinde emekliye giderdim. Kapısında dururdum, hiçbir şey de istemezdim. Onu kapıda durmak, onun kölesi gibi orada durmak benim için şereflerin en büyüğüydü. Başka bir şey de istemezdim herhalde. Bir şey isteyecek takatım olmazdı. Hiç öyle bir saygısızlıkta da bulunmazdım herhalde. Burada kapında durayım yeter ki bana derdim inşallah. İnşallah ahirette göreceğiz inşallah. Bir izniyle, Allah'ın izniyle. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Sizlere, bütün gençlerimize, Rabbim bütün gençlerimizi koru inşallah. Tamam mıdır? Tekrar elde ederim hocam. Peki, Allah'a emanet olun. Allah seni bağışlasın, sizleri bağışlasın inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Arkadaşlar bunları bana niye söylemediniz? Evet. Bir şeyler hazırlamışlar. Bugün ben 11 Mayıs'da doğdum. Yani bana sorsaydınız o muma müsaade etmezdim. Bana sorsaydınız yani o muma gerek yok derdim. Ama bu resmimi en sevdiğim resim tabii ki benim. 14 yaşlarındayken dedemin evinde. Yani güzel günlerdi. O güne geri dönmek ister miydin? Evet, bir defa değil 1000 kez dönmek isterdim. İnşallah bizi izleyen şu anda herkese Allah uzun ömürler versin, hayırlı ömürler versin, bereketli ömürler versin. Allah evlatlarını bağışlasın. Allah şer, kötülük hiç göstermesin hiçbirinize. Allah sevdiği, emanına aldığı insanlardan eylesin. Ancak bu duayı edebiliyorum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah da biliyor ki hiçbir ne telefondan ne de bundan haberim yoktu. Haberim olsaydı belki başka türlü yapardım. Onun için bana sormadılar. Ben başka türlü yapın, şöyle yapın derdim. Evet, İnci ile beraber, bizim kedi ile beraber fotoğrafımı almışlar. Evet, o da kendi halinde düşünüyor, tefekkür halinde. Tefekkür dünyasında düşünüyor. Ben bu adamın eline nasıl düştüm diyor herhalde, öyle düşünüyor. Ama hayvanlara merhamet iyidir. İrhamu men fil ard, yerhamu men fis sema. Yerdekilerine merhamet edin, göktekiler de merhamet etsin. Yaşıma gelince yaş çoğaldı, 66 oldu, az değil artık. Bundan sonrası artık iman ile hizmet, sonra iman ile huzura çıkmak Allah nasip etsin. Allah orada utandırmasın. Burada inşallah yaptıklarımız karşımıza orada çıkar. Niyetimiz orada karşımıza çıkar inşallah. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza. Yüce Allah bizi kötü insanlardan etmesin. Hep merak ediliyor bazen, kötü insan ölünce neler görecek, nelerle karşılaşacak? Doğrusu duymalarını istemezdim. Keşke hiç bilmeselerdi dilerdim. Keşke hiç bilmeselerdi dilerdim. Kötü insan öldüğünde çok pişman olacak. Ya leyteni çok diyecek, keşke ben kelimesini çok kullanacak. Ama o son istekleri ve esefa yazıklar olsun. Hiç istifade edemeyecekler. Hiçbir şey elde edemeyecekler, bol bol üzülecekler, mahzun olacaklar sadece ve sadece. Kötü insan öldüğü andan itibaren katı kalpli melekleri görecektir. Orada ona nazik, sevecen, nazenin yumuşak davranmayacaklar. Ancak iman ehline yumuşak davranılacak, kapılar açılacak, hoş geldin denecek onlara. Ama hiçbir zaman kötü insana
merhamet nazarıyla bakılmayacak. Meleklerin böyle bir yetkisi yok. Onlar وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ emredileni yapmaktan başka hiçbir şey yapamayacaklar. Ancak emredileni yapacaklar, başka bir şey yapmayacaklar. Ona Allah'ın azabı bildirilecektir. Allah'ın azabı, Allah'ın azabı sana olsun denilecek. Cehennemdeki yerini görecektir. Cehennemdeki feci yerini görecek, pişman olacak, üzülecek. Zor can verecek. Sanki damarları parçalanacak. Öyle kolay bir ölümle ölmeyecek. Diyeceksiniz ki hocam, kötü insanlar ölünce de iyi insanlar gibi normal sıradan yatağından öldü. Sen onu göremiyorsun. Onun gördüğü şeyi göremiyorsun. Rüyadaki adamın gördüğünü göremediğin gibi. Onlar ne büyük hafakanlar içinde, ne büyük acılar, korkular, endişeler, pişmanlıklar içindedir. Göremezsin. Çünkü son anda perde sıyrılıyor. Ve basarukel yevme hadid. Bugün her şeyi çok apaçık göreceksin. Üzerlerindeki perde açılır ve görürsün. Ve görecek. Perde açılacak ve görecek. Çok üzülecek. Çok. Çok üzülecek. Bin kez. Bir defa değil, 100.000 kez üzülecek. Keşke yeniden dönebilsem o aleme. Kapı kapandı diyecekler sana. Ruhu alınırken aşağılanacak. Aşağılayacaklar onu, ruhunu alırken aşağılayacaklar. Sen çirkin nefs diyecekler. Sen berbat vücudunla ne günahlar işledin, ne isyanlar içine girdin. Allah sana hesap soracak diyecekler. Ruhuna ateşten elbiseler giydirilecek. Ruhuna ateşten elbiseler giydirilecek. Pişman olacak, bir defa değil, 1000 kez pişman olacak. Evet. Şöyle bir 5 dakikalık müsaadenizi istiyorum. Said Hatipoğlu biraz sonra sizinle beraber olacak. Konuşacak, sonra ben ondan devralacağım. Ve güzel bir sohbet ve güzel bir dua ile gecemizi noktalayacağız inşallah efendim. Çok kısa bir aradan sonra sevgili Said burada, sonra biz devam edeceğiz. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Geceniz mübarek olsun. Sizlerle bizi bir araya getiren Rabbime hamdü senalar olsun. Bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bu evlatlarının dualarına mahrum etmesinler bu evlatlarını ve siz kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimle. Allah bizlere merhamet eylesin inşallah. Bu kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim bizlere mağfiret eylesin. Rabbim bizlere Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın muhabbeti hürmetine merhamet eylesin inşallah. Rabbim bize İslam'ı nasip eylediği için ona hamdü senalar olsun. İslam'ı bize nasip eylediği için Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere Hazreti Muhammed gibi, aleyhisselam gibi bir nimeti nasip eylediği için Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün bir kez daha sizlerle beraber Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın alemlere bir rahmet olduğunu bugün tekrardan tanık olacağız sizlerle. Sevgili büyüklerim, sevgili kardeşlerim, sizlerden bir isteğim var. Müsaadenizle beraber sizinle bir dünya turuna çıkalım. Sizinle Peygamber Efendimiz'den önceki milletlerin hayatına bir misafir olalım. Bir tanıyalım o insanların düşüncelerini. Bakalım onlar varlığa nasıl bakmışlar. Onlar insanlığı nasıl tanımlamışlar, nasıl muamele etmişler? Beraber sizinle bir yolculuk yapalım. Sizinle beraber antik Yunan'a gidiyoruz. Ve onlara bir tek soru soruyoruz. Kadın hakkında onlara düşüncelerini soruyoruz. Diyoruz ki bize kadın ve hürriyet ve kadın mülk hakkında bize kanaatinizi söyler misiniz? Onlar bize şöyle cevap verecekler. Tarih buna şahit. Diyecekler ki biz kadınları köle olarak kullanırız.
Kadının toplumda hiçbir hükmü yoktur. Kadının mülk hakkına gelince, kadının ne hakkı olabilir ki diyecekler. Biz insanlık olarak, beşeriyet alemi olarak üzgün bir şekilde ayağa kalkıyoruz. Ve diyoruz ki sizler insanlığa kardeşliği getiremezsiniz. Sizler insanlığa merhameti getiremezsiniz. Sizler insanlığa saadet ve mutluluğu veremezsiniz. Kendinize verememişsiniz. Kendi bacılarınıza, kendi annelerinize merhamet edememişsiniz. Kendi annelerinizi baş tacı edememişsiniz. Sizler hanımefendileri, Allah'ın yarattığı o güzel varlıkları bir köle olarak görmüşsünüz. Siz nefsinize yenik düştünüz. Vallahi biz sizden hiçbir şey alamayız. Ve biz insanlık olarak oradan ayrılıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu sefer Hindistan'a gidiyoruz. Hint uygarlığına gidiyoruz. Ve onlara da soruyoruz. Diyoruz ki bize hanımefendilerle ilgili kanaatinizi söyler misiniz? Onlar da bize şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki biz kadınları bir köle olarak kullanırız. Bize bu cevabı veriyorlar. Biz üzgün bir halde onları dinlerken bir bakıyoruz ki canlı canlı kadınları ateşin içerisine sokuyorlar. Diri diri kadınları. Biz soruyoruz, diyoruz ki siz ne yapıyorsunuz? Niye bu hanımefendileri yakıyorsunuz? Bu hanımefendilerin ne suçu var? Onları niye yakıyorsunuz? Bu kadınlar size ne yaptılar ki? Hint uygarlığı bize diyor ki biz kocaları ölmüş olan kadınları yakarız. Onların yaşamaya hakkı yok ki diyecekler. Biz beşeriyet alemi olarak ayağa kalkıyoruz. Üzgün bir halde diyoruz ki sizden Allah'a sığınırız. Sizin düşünceleriniz size fayda vermemiş, bize hiç fayda vermez. Kadını diri diri yakan bir düşünce kainata ne verebilir ki? Biz ayağa kalkıyoruz ve diyoruz ki siz insanlığa kardeşliği getiremezsiniz. Siz insanlığa merhameti getiremezsiniz. Oradan ayrılıyoruz. Bu sefer Çin toplumuna gidiyoruz. Subhanallah. Onlarda da aynı düşünceleri görüyoruz. Çin uygarlığında da aynı düşünceler. Hanımefendileri bir köle olarak kullanıyorlar. Biz üzgün bir halde insanlık olarak diyoruz ki biz sizden razı değiliz. Allah şahit olsun. Biz sizin yaptıklarınıza rıza gösteremeyiz. Siz insanlığa kardeşliği getiremezsiniz. Siz bu insanlığa mutluluk getiremezsiniz. Siz daha kendinize fayda edememişsiniz. Siz daha kendi hanımefendilerinizi, kendi eşlerinizi sevememişsiniz. Kızlarınızın başını okşayamamışsınız. Annelerinizin elini öpememişsiniz. Annelerinize sarılamamışsınız. Annelerinizi baş tacı edememişsiniz. O eli öpülecek, o ayakları öpülecek anneleri baş tacı edememişsiniz. Onları köle etmişsiniz. Siz insanlığa kardeşliği getiremezsiniz. Oradan ayrılıyoruz. Avrupa bölgesinde dolaşıyoruz. İngiltere'ye geliyoruz. Soruyoruz onlara. Bize hanımefendiler hakkındaki kanaatinizi söyler misiniz? Subhanallah ya Rabbi. Bize şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki biz onları bir şeytan olarak görüyoruz. Biz insanlık olarak soruyoruz. Niçin hanımefendileri şeytan olarak görüyorsunuz? Bu hanımefendiler ne yapmışlar? Bize diyorlar ki o ilk insanı günaha soktu. Biz insanlık olarak diyoruz ki vallahi doğru konuşmuyorsunuz.
ilk insanı, o şerefli insanı Hazreti Adem babamızı Havva annemiz günaha sokmadı. İslam'ın ifadesiyle şeytan onlarla uğraştı. Hanımefendi şeytan değildir. Havva annemiz asil ve şerefli bir kadındır. Bütün kadınların gülüdür. Bütün dünya hanımefendilerinin goncasıdır. Biz Avrupa toplumuna diyoruz ki siz de insanlığa kardeşliği getiremezsiniz. Yakın döneme geleyim mi müsaadenizle? Avrupalı düşünürleri dinliyoruz. Birisi diyor ki ben kadınların ne için var olduğunu hiç anlayabilmiş değilim. Biz insanlık olarak üzgün bir halde onların sözünü dinliyoruz. Bir başkası diyor ki hanımefendilerin bir ruhu var mıdır, yok mudur? Hala anlayabilmiş değiliz. Subhanallah. Keşke burada kalsaydı sözlerinde. Sözünün devamında diyecek ki hanımefendilerin ruhu acaba insan ruhuna benzer mi? Yoksa hayvan gibi midir diyecek. Hanımefendilerin ruhunu bu kadar alçaltacak. Bunlar Avrupalı düşünürler. Hanımefendilere bu kadar değer vermeyen insanlar. Biz insanlık olarak ayağa kalkıyoruz. Diyoruz ki biz sizden razı değiliz. Siz insanlığa kardeşliği getiremezsiniz. Siz insanlığa saadet ve mutluluk veremezsiniz. Biz oradan çıkarken bir başka Avrupalı düşünürün sözleri kulaklarımızda yankı yapıyor. Kadınlar kadar iğrenç bir varlık olabilir mi diyor. Vallahi hanımefendiler çok asil ve değerli varlıklar. Siz onlara hakkıyla değer veremediniz. Bu anlattığım insanların düşünce dünyaları, bilgi kaynakları hep nefisleriydi. Peygamberlerin mesajlarından uzaklaşmış, ayrılmış düşünce dünyaları onları bu kadar insanlığa değer vermeyecek noktaya getirmişti. Ve bir tek yer kaldı şimdi ziyaretine gitmemiz gereken. Ve biz bütün insanlık olarak, bütün beşeriyet olarak Medine-i Münevvere'ye geliyoruz. Orada büyük bir kalabalık var. Subhanallah. Herkes bir kişiye odaklanmış. İnsanlar saf saf dizilmişler. Çocuklar heyecan duyuyorlar. İnsanlar ona odaklanmışlar. Hanımefendilerin yüzünde büyük bir tebessüm var. Çocuklar ona bakıyor heyecanla. Gençler onu izliyorlar. O kadar güzel bir insan o an konuşuyor ki. Güneşin güzelliği ne ki? Ayın güzelliği ne ki? Yıldızların güzelliği ne ki? Şu evrendeki güzellikler, evrenin çeşit çeşit şu ahengindeki o güzellikler onun yanında ne ki? Şu sözündeki güzelliğe bakar mısınız? Onun adını anarken bile kalbimin içindeki, kalbimin derinliklerindeki aşk ve sevginin kıpırtılarını ben şu an hissediyorum. İçim içime sığmıyor. Ruhumun derinliklerindeki aşk ve sevginin beni böyle kıyama kaldırdığını hissediyorum. Muhammed ismiyle aleyhisselam. Onun adı bile benim bütün zerrelerimi böyle harekete geçiriyor. Şimdi onun etrafındaki insanlar onu izlemekte. Biz bütün beşeriyet alemi olarak ona odaklandık. Onu dinliyoruz. O şöyle buyuruyor. Ey insanlar, birbirinizi seviniz. Birbirinizi sevmedikçe Allah'ın razı olduğu kullar olamazsınız. Birbirinize merhamet etmedikçe, birbirinizi sevmedikçe kamil mümin olamazsınız diyecek. Biz insanlık olarak birden bire bütün kalbimizde, bütün ruhumuzda büyük bir umut pınarının parladığını hissedeceğiz. O diğer milletlerden kurtulmuşken
öyle güzel bir denizde, öyle bir okyanusa teslim olduğumuzu görüyoruz ki ona kulak veriyoruz. Onu izliyoruz. İçeriye kızı girecek. Fatma'sı. Fatma anamız içeri girecek. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kızının önünde ayağa kalkacak. Ve kızına diyecek ki Ümmü Ebiha, babasının anası, hoş geldin diyecek. Biz insanlık olarak ona hayran olacağız. Büyük bir heyecanla onu izleyeceğiz. Kızına anam diye hitap edecek İslam peygamberi. Kızına annem diye hitap edecek. Siz tarihte bunun bir benzerini bana göstermeniz mümkün mü? Muhammed Aleyhisselam, diri diri toprağa gömülen kızları kurtaran Hazreti Muhammed. Diri diri toprağa gömülen kızları kurtaran Hazreti Muhammed. Diri diri toprağa gömülen kızları kurtaran Hazreti Muhammed. Dayak yiyen kadınları kurtaran Hazreti Muhammed. Kölelere, garibanlara değer veren, onları seven Hazreti Muhammed. İnsan haysiyet ve şerefini koruyan Hazreti Muhammed. Kainatta Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın bir benzeri daha bana gösterebilir misiniz? Fransız Lamartine ne kadar güzel söylemiş. İnsan hangi kriterle ölçülürse ölçülsün, kim Hazreti Muhammed kadar büyük olabilir ki diyecek. Ya Rabbi, şahit ol, biz Hazreti Muhammed'e iman ettik. Onun getirdiği bütün ilkelere teslim olduk. Ya Rabbi, bizi sevgiden, merhametten yana olanlardan eyle. Allah'ım, bizi sevginin, merhametin davetçileri eyle. Ya Rabbi, annelerimizden razı ol. Ya Rabbi, babalarımızdan razı ol. Ya Rabbi, bu ülkeyi bütün şerlerden koru. İslam alemini bütün kötülüklerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, bize merhamet eyle. Şu gece hürmetine, elini açtığı zaman duasını kabul ettiğin çok salih insanlar var. Ben buna inanıyorum. Onların duası hürmetine bizlere merhamet et ya Rabbi. Amin. Sevgili büyüklerim, ellerinizden öpüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlere muhabbet ve hürmetlerimi ifade etmek istiyorum. Şimdi biz buradan ayrılacağız ve muhterem Nihat hocamız buraya gelecekler. O artık sohbet edecekler. Biz de istifade edeceğiz inşallah. Sevgili abilerimin ilahileriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun inşallah. Oh,
Yüce Allah'ın selamı, bereket ve mağfireti mübarek gecede sizinle olsun. Hazreti Peygamber'e Batı'nın büyük adamları, büyük devleri büyük bir aşkla Peygamber'e olan aşklarını, Peygamber'e olan hayranlıklarını ifade etmişler. Goethe, büyük Alman şairi şöyle diyor. Hiç kimse Muhammed'in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış durumdayız. Merdivenin daha ilk basamağındayız. Onun vardığının, yani onun ilk basamağı bizim için son basamaktır. Şüphe yok ki bu yarışmada kimse onu geçemeyecektir. Goethe. Prens Bismarck şöyle diyor Hazreti Muhammed'i anlatırken. Senin asrında yaşayamadığımdan dolayı ey Muhammed çok üzgünüm. Ey Muhammed, Kur'an Allah'ın kitabıdır. İnsanlık senin gibi bir yüceyi bir defa görmüş, bir daha göremeyecektir. Senin önünde tam bir saygı ve hürmetle, kemali edeple eğiliyorum. Prens Bismarck, Alman kralı. Lamartine, meşhur şair. İnsan hangi kriterlerle ölçülürse ölçülsün, acaba Hazreti Muhammed'ten daha büyük bir insan bulunabilecek mi? İnsan hangi kriterlerle ölçülürse ölçülsün, acaba Hazreti Muhammed'ten daha büyük bir insan bulunur mu? Lamartine. Meşhur Rus yazar Tolstoy. Tolstoy bir Müslüman olarak vefat etmiştir. O Hazreti Peygamber'in 40 hadisini şerh etmiştir. 40 hadisi kitabı şu anda piyasada mevcuttur. Tolstoy şöyle diyor. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, yani İslam, diğer bütün dinlerden yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, yani İslam'ı, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Tolstoy. Goethe, Alman şairi. Şöyle diyor. Hazreti Muhammed'e hayran olduğunu her an dile getiren Goethe diyor ki o Hazreti Peygamber'e aşkını anlatan bir kaside yazmıştır. Şöyle diyor. Muhammed tevhidi yaydı. O tek Allah kavramı sayesinde bütün dünyayı dize getirdi. Dostu Herder'e yazmış olduğu mektubunda Goethe şöyle diyor. Musa'nın Kur'an'da dua ettiği gibi dua etmek istiyorum. Hani Hazreti Musa dedi ya, Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Rabbim göğsümü genişlet, dilimi çöz. Ben Musa'nın Kur'an'da anlatıldığı gibi dua etmek istiyorum. Tanrım göğsüme ferahlık ver. Taha suresi 25-28. ayetleri işaret ediyor. Van Hammer'e yazdığı Kur'an tercümesini, Van Hammer'in yapmış olduğu Kur'an tercümesini okuyordu ve şöyle diyordu Goethe. Eğer İslamiyet Allah'a teslim olmak ise biz hepimiz Müslüman olarak yaşıyor ve ölüyoruz. Kur'an'ın tümüyle peygambere indiği şu Kadir gecesini huşu ile kutlamakla meşgulüm Hammer. Evet, Batı'nın büyük devleri Hazreti Muhammed'e olan hayranlıklarını, aşklarını böyle ifade etmişlerdi. Abdullah bin Mübarek anlatıyor. Diyor ki, bir gece rüya gördüm. Bu rüyada, lütfen dikkat edin buraya. Bakın, ameller ve niyetler çok önemli. Sadece yapmak yetmiyor. Amellerin ve niyetlerin halisane olması gerekir. Allah tarafından kabul görünebilmesi için. Abdullah bin Mübarek büyük bir alim. Bir gece rüya gördüm. İki melek kendi aralarında konuşuyorlardı. Meleklerden birinde şunu diyordu. Bu sene hiçbir haccının haccı kabul olmadı. Kaç kişi hacca geldi diye sorduğunda bir melek öteki meleğe dedi ki 600 bin insan hacca geldi ama Allah onlardan hiçbirinin haccını kabul etmedi. Sadece bir adam vardı ki o gelmeden hacı oldu ve Allah onun hürmetine tüm hacıların haccını kabul etti. O bir kişinin hatırına herkesin haccını kabul etti. Abdullah bin Mübarek diyor ki, meleklerden biri ötekine sordu, dedi ki Allah'ın hatırına hacıları kabul ettiği kişi kimdir? Şam'da ayakkabı tamircisi olan Ali Muvaffak diye bir adam. Allah 600 bin hacının haccını onun hürmeti sayesinde kabul etti. 600 binin hürmetine, 600 binin hacını hacca gitmeyen bir adamın hatırına Şam'da ayakkabıcılık yapan
kunduracılık yapan bir adamın hatırına kabul etti. Abdullah bin Mübarek diyor ki merak ettim, Şam'a yol aldım. Benim o adamı tanımam gerekiyordu. Yanına gittim, onu buldum. Dedim nerede bu zat? Dediler ki şuradadır. Kendimi tanıttım, dedim ki ben Abdullah bin Mübarek. Tanınmayan bir alim değil, büyük bir tefsirci aynı zamanda. Hacca diyetlendin mi sen? Bu sene hacca gittin mi? Gitmedin. Bana bir anlat diye sordum. Dedi ki ben tam 30 yıldır ayakkabıcılık yapıyorum ama ayakkabıcılık yaparken aynı zamanda bir kenara para koyuyorum. Kumbaram var, para koyuyorum. 30 yıl içerisinde ben netice itibariyle hacca girecek paramı biriktirdim ey Abdullah bin Mübarek. Hacca niyetlendim. Hayvanımı alacak, paramı bozduracak, hac için yola çıkacaktım. Benim karım da hamileydi. 30 bin lira para biriktirmiştim hacca gitmek için. 30 bin lira, 30 yılda 30 bin lira biriktiriyor. Bir gün hanımımla otururken, konuşurken birden çok güzel bir et kokusu geldi. Pişmiş bir et kokusu geldi. Hanım bana dedi ki Ali Muvaffık, şu komşumuzun evinde herhalde bir et pişiyor. Tadı çok hoşuma gitti, kokusu hoşuma gitti. Kadın hamile, aşeriyor yani, olabilir, normal bu. Sen gider oradan bir lokma, bir tas et suyundan getirebilir misin diye bana rica etti. Gecenin o yarısında ben et alıp getiremezdim. Kalktım ve komşunun kapısına gittim. Komşuya selam verdim. Dedim ki bizim hanım hamile, bildiğiniz gibi. Sizin evde de şu anda et pişiyor herhalde. Hanımın çok hoşuna gitmiş kokusu. Sizden rica etsem şu tasa biraz etin suyundan verebilir misiniz? Hani nefsini bastırsın dedim. Komşu dedi ki ben size et veremem dedi. Etin suyunu veremem dedi. Ben hayret ettim, dedim ki komşu, biz şu kadar yıl komşuyuz yani. Hanım eğer aşermeseydi bu saatte bu etten dolayı sizi ben misafir edemezdim. Sizi meşgul etmezdim. Sizi rahatsız etmezdim ama neticede hanım yani canı et istedi. Yani birkaç kaşık da eğer sakınca yoksa, hani parası pulu varsa onu da vereyim anlamında söylüyor. Dedi ki bu et bize helal Ali Muvaffık ama bu el size haram, yiyemezsin dedi. Hanımına da veremezsin, biz yeriz ama sen yiyemezsin deyince hayret ettim, dedim neden öyle diyorsunuz? Dedi ki biz fakir insanlarız, imkanlarımız iyi değil. Çocuklarım kaç gündür yarım yamalak aç ve susuzlar. Bunu da piyasada söylemiyoruz. Bugün hanımın ve çocukların yiyecek bir şeysi yoktu. Yolda giderken bir çöplüğün oraya atılmış olan bir hayvan leşini gördüm. Yani ölmüş bir hayvan. Yani leş kelimesini şu anlamda kullanıyorum. Murdar olmuş, kesilmemiş anlamında. Kesilmemiş bir hayvan gördüm. O hayvan ölüydü. Biraz kokuyordu da. Ama evde yiyecek bir şey de yoktu. Çocuklarıma, hanımlarıma bu şekilde gidemezdim. Eli boş gidemezdim. Ben o etten bir but kopardım. O ölmüş hayvanın etinden bir but kopardım. Getirdim hanıma. Dedim ki hanım bunu bari en azından şöyle bir pişir de çocukların nefsi bassın, bastırılsın. Sen de yersin belki. Ne yapalım? Yiyecek başka bir şeyimiz yok. Sayın Ali Muvaffık, ey Allah'ın sevgili kulu, bu et bize helal. Çünkü biz zorunluyuz, mecburuz bu eti yemeye. Yiyecek bir şeyimiz yok başka türlü. Ama siz yemezsiniz, size haramdır. Çünkü bu hayvan ölmüş bir hayvan, kesilmiş bir hayvan değil, kokmuş bir hayvan. Leş netice itibariyle. Siz yemezsiniz, biz yiyebiliriz. Beni bağışla, sana bu etten veremem, seni günaha sokamam. Ali Muvaffık diyor ki Abdullah bin Mübareğe, ey Allah'ın sevgili dostu, İşte ben bunu görünce öyle bir etkilendim ki dehşete kapıldım. Nasıl bu komşumun bu halinden yıllardır haberdar değilim diye kendi kendime üzüldüm, kızdım. Kendi kendimi haşladım. Ve eve gittim. Hac için biriktirmiş olduğum bütün o parayı günlerdir çocuklarına yemek yediremeyen, eşine yemek yediremeyen bu komşuma, bu gariban komşuma 30 bin lirayı verdim. Dedim ki arkadaş al, ben hacca gidecektim. Hacca gitmekten vazgeçtim. Al bu parayı çocuklarına, eşine ekmek al, yemek al, bir şeyler al bununla.
ihtiyacını gider. Allah nasılsa benim hacımı kabul eder inşallah. Benim halimi gördü. İşte ben bundan, bu nedenle bu yıl hacca, hacca çok istememe rağmen, arzu etmeme rağmen gidemedim. Allah beni affetsin. Abdullah bin Mübarek döndü ve dedi ki, sana bir şey söyleyeyim. Allah bu sene Mekke'ye mükerremeye hac için giden 600 bin insanın haccını her birinin bir hatasından, kusurundan, parasından, şunundan, bundan dolayı kabul etmedi. Ama Allah senin bu hareketini o kadar sevdi ki senin vermiş olduğun bu paranın karşılığında haccını kabul etti. Ve bu yıl Mekke'ye giden 600 bin hacının tümünün haccını eksiğiyle senin hatırına kabul etti. Senin komşuna yapmış olduğun bu iyilikten dolayı. Garip görme, hor görme, kıymetsiz görme. Bil ki herkesin Allah katında bir kıymeti var, bir değeri var. Yeter ki Allah'a dönmeyi bilsin. Yeter ki niyetler halisane olsun. Eğer niyetler halisane olsa Allah az olan ameli de çok kabul eder. Yok niyet halisane değil. Niyet başkaysa çok ameli de Allah yüzümüze çarpar. Kağıt gibi yüzümüze çarpar. Al ve götür der. Ya Rabbi deme öyle, kurbanın olayım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yaklaşımlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Yönelişimizi kabul eyle ya Rabbi. Sana dönüşümüze kabul eyle, dönüşümüzü kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kudüs-ü Şerif'te şehit olan bütün kardeşlerimize cennet nasip et. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Zulümden kurtulmaları dünyanın her tarafında, Kudüs'te ve dünyanın herhangi bir tarafında zulüm altında nerede bir Müslüman kardeşim varsa onlara kendinden bir nusret ile yardım eyle ya Rabbi. Görünmez olan gücünle ya Rabbi hissettir o gücünü ya Rabbi. Müslümanları bir araya getirdi ya Rabbi. Ya Rabbi yeryüzünün herhangi bir yerinde zulme uğrayan hiçbir insan oğlu kalmasın. Neresi olursa olsun. Ama dünya iki yüzlü, dünya maalesef iki yüzlü. Müslümanlara zulmedilince susarlar. Orada bir küçük bir balina kıyıya vurursa elbette ki balina içinde yanarız ama binlerce kişinin onların yanında kıymeti bir balina kadar yoktur. Böyle iki yüzlü bir dünya ile karşı karşıyayız. İlahi ya Rabbi, Müslümanları kimseye muhtaç etmeyecek kadar güçlendir ya Rabbi. Müslümanları kardeş eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Ya Rabbi dertlerimize deva nasip eyle. Ya Rabbi borçlarımıza eda nasip eyle. Ya Rabbi her birimize kelime-i şehadet nasip eyle. Buyurun hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah birdir. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ya Rabbi bu imanla bizi yanına al ya Rabbi. İmanımızla bize muamele eyle ya Rabbi. Eksiklerimiz, gediklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız, isyanımız, nisyanımız, boş bulmuşluğumuz ile değil ya Rabbi. Kalbimizle bizlere muamele ya Rabbi. Eyle ya Rabbi. Sana olan imanımızla bizlere muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Ramazan'ın bu sondan bir iki gün öncesinde sana ellerimizi açtık. Ramazan'daki bütün ibadetlerimizi, taatimizi, secdemizi, rükûmuzu, Kur'an'ımızı, tilavetimizi, orucumuzu kabul eyle ya Rabbi. Şuradaki masum çocuklar hürmetine, şuradaki masum büyükler hürmetine günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı gider ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için El-Fatiha. Allah Fatiha'mızı veya ibadetimizi kabul etsin. Yarın iftar 19.45'ten itibaren beraber olacağız inşallah. Evdeki bütün ekran başındakilerine selamlarımı iletiyorum. Ve Zoom'da olan bütün kardeşlerime de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Efendim büyüklerin tabii bizden büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Kardeşlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi efendim iletiyoruz. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Allah her türlü kötülükten bizleri uzak eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun.